Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Oyunumuza devam ediyoruz. En son ne yaptık? Birkaç tane daha şey bulduk. Gerekli. Nasıl derler? Şurada belki bana ipucu verebilir. Ara verdiğim için de her zaman böyle oluyor. Element heykelleri diyelim, evet. Bunları aynı anda şey yapacağız. Hepsinin renklerine göre bence uyarlayacağız diye düşünüyorum, bir önceki bölümünde olduğu gibi. Şimdi bu bir işimize yaramıyor. Buraya geldik. Şuraları da bir açalım. Bu ne kayalar? İlerideki geçit düşen kayalarla tıkanmış. Bu taraftan ilerlemek mümkün değil. Burada bir yol var ama evet, buradan gidilmiyor. Avatar'ın yaratılması büyük bir saatin akreple el kovanının altında düzgünce yerleştirilmiş ve katlanmış bir kağıt parçası duruyor. Mayavich vakit kaybetmeden kağıdı kapıyor ve grubunla paylaşmak üzere baştan sona okuyor. Vizyonuna ve yeteneğine inanmadığım için bulduğum ilk fırsatta Nani'nden özür dilemeliyim. Az önce ekibinin çok etkileyici bir yapay form vücuda getirdikleri geliştirme salonundan döndüm. Proteus'un kendi gücünü bir manada ona karşı kullanarak kulenin kendisini sisteme entegre etmişler. Kule Avatarı adını verdikleri bu yapay form tam bir mühendislik ve büyü harikası. Henüz bir başarısını ya da başarısızlığını görmemiş olsam da Nani'ne olan inancım artık tam. Proteus'un bizi tanımaktan başka çaresi kalmaması an meselesi. Kendi içlerinde nasıl şey yapmışlar? Proteus kendisini tek görmüş. Diğer arkadaşları onun böyle tek olmasını kabullenmemişler. Ve buna nazaran bir kule avatarı oluşturmuşlar. Zaten kule avatarı bizi hep engelliyordu oyunun başından beri. Aslında ilk başlarda iyimserdi. İşte daha fazla ilerlemeyin, daha fazla buradan geçmeyin, şunu yapmayın diyordu. Sonra bize düşman oldu. Önce maviydi, iyilik sembolüydü. Sonra kırmızıya döndü, kötülük sembolüne döndü. Bakalım daha neler göreceğiz. Altın falan var mı? Yok. Devam. Yeni bir ışınlanma yeri. Güç odasıymış burası. Sağ solu kapalı. Buradan devam. Evet, çeşme var. Şunların bir bilgisi var mı? Bu çeşmenin içindeki su bilinmeyen sil özelliklere sahip. Bilinmeyen biri bir şey varsa rakeme ver. İyi bir şey çıktı mana. Hiç belli olmuyor. Oo, burada da ne var? Biyolojik şey var. Asit gibi bir şey. Bir şurada köprü var. Karşıda bir düşman var. Bir de bu taraf var. Elektriği içine hapsetmiş cam tüp hoş mavi bir ışıkla parlıyor ve hiç ısı yaymıyor. Oyunun böyle rengarenk şeyi de çok hoş ya. Oo, bakın karşıda bir, acaba buranın devamıdır bilmiyorum, gizli oda da olabilir. Orada bir altın var. Burada da bir düşman var. Kristal izbandut, mavi golem. Mavi golem full güçte de bu da şey baş şeyi. Muazzam boyutlarda bir kristal golem böyle mi tasarlanmış, yoksa kristal bazlı yapısı onu zamanla büyüterek bu hale mi gelmiş bilinmez. Hadi bakalım. Direkt ona girişeceğiz. Ona hemen sürprizimizi de hazırlayalım. Kafa kafaya. Yes, my lord. Niye yapıştırmadın? Diğer şeyin nerede? He, şey bir düşman aşamasından sonra mı gelecek?
Yes. Ayda teke tek gelişiyor. He, şimdi gelecek ama nereden gelecek? Oradan mı geliyor? Buradan geliyor. Money. Yeah. Dur, onlara da şu şey, bunu hazırlayalım. How may I serve you? May I help you? Money. Bu şey oldu, çok basit oldu. Oo, bu ne lan? Asa mı bu? O şeyi bilmiyorum da asa olarak iyi mi kötü mü? Bayağı bir şey verdi. Bir de tomar. Zırhı 12 arttırır. Kalkanlar. Bunu da aldık. Bir sandığımız da var. Bunu da aldık. Buradan karşıya geçit yok. Bir dakika, buradan karşıya geçit yok ama. Mecbur odu da indireceğiz. Şu ne? Bir şey değilmiş. Platformun altındaki kanallardan yeşil sulu bir çamur akıyor. Çamur yer yer fokurdarken hafif bir ışıltı yayılıyor. Daha fazla oyalanırlarsa şampiyonların neyi direkt kırılacak? Burnu direğe mi kırılacak dedi. Bu kim ya? Elinde silah var ha. Hernan Cortez. İşte bak, bunlar beni zorlayacak. Yes. Şöyle haritayı tepeden görelim. Buradan git. I shall be victorious. How may I help you? Kane'e bak be. Amin vera yasenle. Mani marte. Şu mu baş düşman? He. My blade is yours to command. Will do. How may I help you? I sense danger. Bak, direniyor ha, yeniden güç dolduruyor. Hadi. Ufaklıkları da gönder. Hiç nefes aldırma. Kane burada tek kaldı. Allah Allah, insan şeyi zorlayıcı oluyordu ama. Artık biz de çok güçlendik. Ben de diyecektim, lideri vurduk, niye şey yapmadı? Buradan aşağıya. Buradan aşağı inmiyor. Buradan gidiş yok. Şu kristalleri al. Değişik bir mekan yine.
Avatar'ın başarısızlığı neymiş bakalım. Kurumuş ve ters dönmüş bir hokkayla çürümüş tüy kalem rulo yapılmış bir parşümenin yanı başında yatıyor. Görünüşe göre parşümen kısmen tamamlanmış kişisel bir mektup. Avatar'ın Proteus'un bariyerini aşmayı başaramadığını duymak ümitlerimi suya düşürdü. Ne dahiyane bir numaradır bu. Kendisine karşı kullanılan her türlü güce uyum sağlayan bir enerji alanı oluşturmak. Mekanik bir yapay formun bariyerden daha hızlı uyum sağlaması olası görünmediğinden Avatar'ı öz farkındalıkla donatma önerinin merakımı cezbettiğini söylemeliyim. Kaela laboratuvarda deney yapmakta olan Magus'ları resmeden duvar asılı bir tablo önünde duruyor. Gözlerini resme dikerek düşünceler arasına kayboluyor. Maiev, resimdeki kardeşin mi? Resimdeki kardeşin mi? Proteus. Kaela, hayır ama bu Magus'lara baktığımda onu zihnimde net olarak görüyorum. Maiev, harika bir kardeş ve iyi bir dostu herhalde. Kaela harika bir adamdı, güçlüydü ama adil ve nazikti. Her zaman başkalarını düşünürdü. Maiev, Magus'ların ona saldırdığını düşündüğünü biliyorum. Ama belki... Kaela kafasını tablodan çevirerek, kardeşim büyü konusunda diğer Magus'ların çok ötesinde bir ustalığa ve bilgi birikimine sahipti. Çoğu ya korkudan ya da kıskançlıktan ondan uzak duruyordu, uzak dururdu. Dostları bile onunla onun arasında mesafe koyardı. Bu kardeşim hep rahatsız etti. Belki de bu yüzden birbirimize çok yakındık. Akıbetinde onların sorumlu olduğu hususunda hiç kuşkum yok. Kaela dönüyor ve Maiev'e sarılıyor. Kadim'in yüzündeki o sertlik kayboluyor. Yerini tatlı bir ifadeye ve gözlerindeki ışıltıya bırakıyor. Kaela, çok sağ ol. Sen ve dostların olmasa yaşadığım bu deneyimin altında kalkamazdım sanırım. Beşinci günlük mü? Onu da bulmuşuz. Ne güzel. Bir dinleme cihazı. İki kocaman metal direk garip bir teknolojik aygıta birleştirilmiş duruyor. Cihazın ne olabileceği konusunda Rakan ve Kayla'nın bile fikri yok. Boron donanım üstündeki bir yere basıp bir tarafa çeviriyor ve iyi korunmuş bir kağıt parçasının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Kağıtta şöyle yazıyor. Nasarat, bu yepyeni, tekrar ayarlanmış dinleme cihazı, Organti iletişimini yakalama konusunda olağanüstü şekilde başarılı. Ancak ne yazık ki iletişimleri hala büyük ölçüde anlaşılmaz. Öyle ki acaba onları dinlediğimizi bilip de şifreli mi konuşuyorlar diye şüphelenmeye başladım. Her halükarda ümidim sendeki Dea'nın aygıtı iki yönlü iletişim kuracak şekilde değişebileceği, değiştirebileceği yönünde. Umarım doğrudan iletişim şimdiye dek kaydettiğimiz tüm mesajları çözmek için gereken eksik bilgiyi bize sağlar. Sağlamasa bile meydan okuyan mesajlarımızı istilacılara iletmenin verdiği tatminle yetiniriz artık. En fazla sayıda kaydı frekans 13.13.999 ve atmosfere 3 sağlandı. Bilinmeyen sebeplerden dolayı makine aşağıdaki şekilde etkinleştirildiğinde mesajın berraklığı artıyor görünüyor. Frekans arzu edilen seviyeye ayarlanır. Güç açılır. Güç seviyesi tama getirilir. 3 yükseltici düğme de kapatılır. Güç seviyesi de yarıya düşürülür. Mektubunu 4 gözle bekliyor. O varlıklarla konuşma hususundaki fikirlerini merak ediyorum. Ufacık bir ihtimal de olsa belki diplomasi yoluyla felaketi önleyebiliriz. Rakem ve Kayla mektubu okuyup makineyi inceledikten sonra onu çalıştırabileceklerini düşünmeye başlıyor. Şampiyonların organteleri dinlemeli mi? Sadece bir saniye tereddüt ediyorsun. Onlar kadimlerin düşmanıydı. Artara'yı yapabilecekleri kestirilemez, bu yaratıklara karşı korumalısınız. Onlar hakkında edinebileceğiniz her türlü bilginin kritik öneme sahip olduğu su götürmez gerçek. Rakyan ve Kayla'nın makineyi çalıştırmasıyla beraber kocaman mavi bir şimşek iki dikey demir direk arasında cızırdamaya başlıyor. Ekrana bakıyorum da öyle bir şey var mı diye. Şunlar herhalde.
Çok tiz ve belirgin bir uğultu birkaç saniye eline yükselip alçalıyor, sonra da yerde cızırtı cızırtı ve çatırdamalara bırakıyor. Nihayet derinden gelen ritmik bir gümgüm sesi duyuluyor. Rakem tam bir şeyler diyecekken Maya tek parmağını havaya kaldırıp onu susturuyor. Şampiyonların kulak vermiş dinlerken garip ve uzun bir hırıltı makinede yankılanıyor. Ses kendini yineliyor ve her seferinde daha da berraklaşıyor. Organte sesleri. Maguslar, Artara'nın sahte peygamberleridir. Dünyayı köleleştirmek için köleleştirmek gibi karanlık bir amaç gütmektedirler. Proteus en büyük sahtekardır. Organteler hakikattir. Organteler ışığı getirir. Birkaç tekrarının ardından nihayet grubun her üyesi bu uğursuz mesajı net bir şekilde duyabiliyor. Şampiyonların birbirine bakıp mesajdan bir anlam çıkarmaya çalışırken makineden yüksek bir pat sesi kopuyor ve bunu kırılan camın sesiyle kara bir duman bulutu takip ediyor. Ne oluyor? Tuzak mı? Rakem hiç bakım yapılmadan geçen birkaç yüzyıl kendini gösterdi anlaşılan. Fısıltının gözleri kafası allak bullak olmuş gibi kısılıyor. Maiev ne oldu? Tuhaf. Bunun organtelerin sesi olduğuna inanacak olursak. Anlaşılan şu an burada bizimle konuşuyorlardı. Kadim zamanların maguslarıyla değil. Ayrık nefes kesici, belki de mektubun yazarı fikirlerinde haklıydı. O yaratıklarla konuşmayı başarabilirsek zayıflıklarını öğrenmemiz ya da en azından saldırı planları hakkında bilgi edinmemiz mümkün olabilir. Boron, makine daha çalışmayacağından bunu tartışmak artık anlamsız. Pus, bu kim? Kane elini kaldırarak tek bir hareketiyle şampiyonlarını susturup durduruyor. İleride cübbeli bir adam bir masanın üzerine eğilmiş oturuyor. Ve bir dizi şematiğe bakıyor. Birden grubun varlığını fark ederek yavaşça doğruluyor ve yüzünü onlara çeviriyor. Ya ben de onu diyecektim. Kütüphanecideki kütüphanedeki adama benziyor da. Vay, sizi görmek güzel dostlar. Yolculuğunuz iyi geçmiş anlaşılan. Maiev, iyi geçti diyebiliriz ama sen buraya nasıl inebildin ve neden buradasın? Kütüphaneci, kulenin görünmez pek çok geçidi mevcut. Geçen yıllar boyunca birkaçını açığa çıkardım. Bu seviyeyi ziyaretime gelirsek. Kısa süre önce tuhaf bir aygıt keşfettim ve bir takım seslerin onun aracılığıyla konuştuğuna yemin edebilirim. Sebebini açıklayamıyorum ama bu sesleri dinleyip onlarla konuşmanın, Artara'yı kurtarmanın anahtarı olabileceğine inanıyorum. Boş zamanımda aygıtı tahmin etmeye uğraşıyorum. Rakem, diğer odadaki iki metal direkli aygıtı kastediyorsan artık işine yarayacağını sanmam. Kütüphaneci yüzünde bir çaresizlik ve öfke ifadesiyle yerinden sıçrıyor. Kütüphaneci, onu açmadınız değil mi? Kane, ne yazık ki. Kayla, bilmiyorduk. Kütüphaneci sandalyesine geri yığılıyor ve parşümenlere vurup umarsızca yere saçıyor. Kütüphaneci, onca çalışma bir hiç uğruna. Boron, onarılamaz mı? Belki biz. Kütüphaneci aygıttaki meksefe ve bobin berbat durumdaydı. Makineyi açtıysanız şüphesiz arızayı onlar yapmıştır. Yerlerine koyabileceğim parçalar için aşağı seviyeleri araştırıyorum ama henüz ikisinin de yedeğini bulamadım. Fısıltı, o zaman o iki bileşeni bulup sana getiririz. Kütüphaneci, evet, evet, bu işe yarayabilir ama en baştan başlamam gerekecek ve makineyi tekrar kalibre etmek epey vaktimi alacak. Yüce ruhlar aşkına, onca çalışma heba oldu. Kütüphaneci elini cübbesine daldırıyor ve bir çift küçük mavi kristal çıkarıyor. Kütüphaneci, makinenin içinde çalışmazsa giderek kullanılmaz hale gelecek bileşenler var. Yukarı seviyelere geri dönmeye vaktiniz olmayacak. Bu kristallerden birini alın, iki bileşeni de bulduğunuzda ateşe verin. Isındığında yerinizi tespit edebileceğim bir titreşim yaratacak. Fısıltı kristallerden birini alıyor, kütüphaneci size şans diliyor ve yerdeki şematiklerini toplamaya koyuluyor. Yani bak, 20 dakikadır oyun oynuyoruz, 20 dakikadır konuşuyoruz, hiç şey yok. Dilim damağım gitti yine. Bu haritada şimdi geziyoruz da. Karıştı yani yine.
Elektronik panel orada var. Bir de şurada var. Deminki yer burasıydı. Altını görmüştük ya. Kara tohum 2 bu silah için kritik vuruş hasarını %200'den %300 değerine çıkarıyor. Bozuk kristal golemler, şampiyonların, magosların sembolünün bal mumu üzerine basıldığı mühürlü bir zarf buluyor. Yüzlerce yıl önce kapatıldığından bu yana hiç açılmamış görünüyor. Ancak Kane bunun mahremiyeti bozuyor ve içindeki kağıdı havaya kaldırıp herkesin duyacağı şekilde okumaya başlıyor. Bu ihtar, yeni kristal golemler için daha iyi güvenlik protokolleri talep etme amacıyla yazılmıştır. Eski kristal golem üretim tesisini yeniden faaliyete geçirmek gerektiğini anlıyorum. Yeni kule avatarının başarısız olma ihtimaline karşı kristal golemlerin yapacağı son taarruz tek umudumuz olabilir. Bu kristal golemler de arkadaşlar az önce bize saldıran taşa benzeyen yaratıklar. Güya onlar düşmanlara karşı savaşacağına bize de saldırıyor. Evet, şimdi yeni kule avatarının başarısız olma ihtimaline karşı kristal golemlerin yapacağı son taarruz tek umudumuz olabilir. Fakat bu sabah erken saatlerde mana düğümleri yukarı naklederken iki yapay form bana ve Eomat'a saldırdı. Zaten hep saldırıyorlar. Neyse ki şanslıydık ve canımızı kurtarabildik. Burada şanslı kelimesinin altını çizmek istiyorum. Yapay formlar üzerindeki son geliştirmelerin devam etmesi için öncelikle daha iyi güvenlik protokolleri oluşturmalıyız. Bu şeyler hafife alınmayacak denli tehlikeli. Tamam, organtelere karşı verdiğimiz savaş da son derece etkili olabilirler ama ilk icraatları hepimizi temizlemek olursa amacımıza ulaşamayız ki. Şu an bana da saldırıyor bu psikopatlar. Bu sağlam kapı kilitli görünüyor. Doğru anahtar olmadan şampiyonların onu açabilmesi mümkün değil. Bu ne böyle ya? Bahçeli bir yere geldik. Oo, bunlar ne böyle ya? Boss mudur? Nedir bu? Kara nöbetçi, garabet, acı veren. Maşallah, bunlar da yapay form. Magusların, asi maguslarının organ telerin gücüyle yaptığı çarpık deneylerin kalıntıları belli zaten. Şampiyonlar bu çatışmaya amansız bir kararlılıkla hazırlanır. Yani mutasyona uğramış yapay formlar diyebiliriz. Yes, my lord. Güçlü gibi gözüküyorlar ya. Üç cepheden mi geliyorlar? Başka var mı? Yok. Bence bekleyelim gelsinler. How may I serve you? Ama benziyorum. Venom'a benzeyen hemen öldü. Akın akın geliyorlar vallahi.
Ağaç adam. Şu an savuşturuyoruz ama. Gidiyoruz iyi. Her yeri destekliyorum. Can I help you? Biraz daha yaklaşsın. Yok zaten gitti bile. Saldırdılar ama güçsüzlerdi yani. Oradaki şeyi aldık değil mi biz? Ha yok alamadık, kapının arkasında. Haritada görünce çarpı işareti. Aha, bir taneyi daha bulduk. Bu üçüncü. Mesela bunun kafasındaki yeşil yeşile dönecek bu herhalde ya. Yani diğerlerine bakmadım ama şu an onu şey yapıyorum. Ayrikim bağırtısıyla şampiyonların oldukları yerde kala kalıyor. Silahlarını çekerek etrafa bakınıyorlar. Çevrelerindeki diğer gölgeleri gözlemliyorlar. Kısa bir süre bakındıktan sonra Druid'e dönüyorlar. Boron, sorun ne Ayrik? Bir şey mi sezdin? Ayrik elleri titre ve gözleri dört açılmış vaziyette ileriye işaret ediyor. Can meşesi tohumu buldum. Ondan önce şunu al bakayım. Hafif akan suyun sesi, temiz hava kokusu ve nemli toprak dikkatini çekiyor. Hisler ne kadar güçlü ve canlı gelse de onları sadece Druid'in hissedebildiğini, ya burada Druid Ayrik hissedebildiğini fark ediyorsun. Ayrik diğerlerine bir şey söylemeden yakınlardaki bir duvara gidiyor ve elini taşların üzerinden geçiriyor. Bilinmeyen bir kaynaktan yayılan yeni bir sıcaklık hissi eline doğru hücum ediyor. Maiev, ne buldun boynuz? Ayrik, bu duvarın ötesinde bir şey var. Rakem gülerek gözleri keskin Bay Druid. Ustaca yapılmış bu hilenin cüce işi olduğu şüphesiz. Rakem birkaç taşın üzerine bastırarak duvarı geri ittiriyor. Duvar yavaşça geriye doğru kayarken önce büyük bir tangırtı yankılanıyor. Onu zincirlerin şakırtısı takip ediyor. Duvarlara, tavana ve zemine gömülmüş olan birkaç akkor kayanın yoğun ısısı herkesi yüzlerini koruyup geri adım atmaya itiyor. Ayrik hariç. Elf büyülenmiş gibi ileri doğru adım atarak küçük kuytu bir odaya giriyor. Arka duvardan çıkıntı yapmış bir taş ve toprak yığınına doğru ilerlerken elfin saçı çılgınca uçuşuyor. Duvardan tek bir temiz su akıntısı sızıyor. Toprak çıkıntı boyunca süzülerek yumruk büyüklüğünde krem rengi bir kristalin çevresine bir birikinti oluşturuyor. Mineral zamanla donuklaşmış ve yosun benzeri canlılarla beneklenmiş yatıyor. Kayela, hiç böyle bir kristal görmemiştim. Ayrik alçak sesle, çok az kişi görmüştür. Boron, ne olduğunu biliyor musun? Değerli bir şey mi? Ayrik, gözlerim beni yanıltmıyorsa paha biçilmez bir şey. Maiev, Ayrik'in arkasına yaklaşarak, paha biçilemez mi?
Ayrık demir asasını kaldırıyor ve ani bir vuruşla kristalli parçalara ayırıyor. Diğerleri şaşkınlık ve endişeyle izlerken elini uzatıp parçaların arasından meşe palamutu benzeri iri bir şey çıkarıyor. Elfin gözleri yaşlarla doluyor. Ayrık bir cam meşesi tohumu. İçindeki hayat kıvılcımını görebiliyorum. İlk çağın doğal dünyasından günümüze gelen bir enerji. Tarif edilemez bir şey bu. Bu tek tohum uçsuz ormanlara yaşamını geri getirecek ve istilacıların artar üzerindeki planlarına rağmen halkıma ikinci bir şans verecek. Fısıltı diğerlerinin yanından süzülerek Dürüd'ün önünde duruyor. Tohuma doğru bakarken gözleri parlıyor. Fısıltı, bu olamaz. Kane, ne oldu majesteleri? Fısıltı, semavi gecenin kutsal emanetlerinden birini kendi gözlerimle görmüştüm. Dünyayı biçimlendiren enerjinin ta kendisinden imal edilmiş bir eserdi. Halkım ondan daha büyük bir güç kaynağı bilmez. Lakin bu sıradan tohumun onun gücüne dek, hatta belki daha fazlasını barındırıyor. Okurken bir an anlamaya çalışıyorum. Fısıltı tohuma doğru uzanıyor ve ayrı ki kısılmış gözlerle geri çekilmesine sebep oluyor. Fısıltı, onu bana ver. Enerjisini kullanarak emsalsiz güce sahip bir eşya yapayım. Yanımızda böyle bir şeyle kulenin dibindeki hiçbir şey bizden kaçamaz. Ayrık, geri çekil. Birlikte geçirdiğimiz onca zaman dediklerimin hiçbirine kulak vermedin mi? Bu yere gelmemin asıl sebebi bu. Halkımın kurtuluşu sadece buna bağlı. Herhalde sonlara doğru yaklaşırken bunların buraya geliş sebepleri vardı. Bu arkadaşların her biri halkı için bir şeyler topluyordu. Hatırlarsanız birkaç bölüm önce Rakem gruptan ayrılmıştı. Sonra gruba tekrar döndü. Bizden kopamadı. Sanırsam şu anda Ayrık için aynı şey oluyor. Organteler bize sınavdan geçirmişti, hatırlayacağınız. Organteler geçirmemişti. Kim geçirmişti? Unuttum isimlerini. O sınavlarda bize bunlar verilmişti ama biz yine kabul etmemiştik. Dünyayı kurtarmak için herkes kendi halkından fedakarlık etmemizi istemişti. Bakacağız şimdi. Fısıltı, aptal olma. Bir daha yeryüzünü göremezsek ne işe yarar ki? Bu tohumun gücü bir armağan. Hemen açıp yararlanmamız gereken bir armağan. Hala fırsatımız varken. Fısıltı, tutkumu bencillikle karıştırma. Yapacağım eşya illa ben kullanacağım diye bir kaide yok. Grubun uygun bulduğu herhangi birimize uyarlayabilirim. Ancak bu çarçur etmememiz gereken bir fırsat. Ayrıken parmakları silahın kabzasında kavuşuyor. İlk kez şampiyonlardan birinin aranızdaki bağa güçlü bir direniş sergilediğini hissediyorsun. Druid'in ifadesi o denli katı ki bağın her geçen an zayıflıyor. Ayrık, pekala, sağ kalan tek cam meşesi tohumu olabilir. Barındırdığı kudret ne kadar güçlü ya da işe yarar olabilecek olsa da sıradan bir eşya yaratmaya harcanamaz. Ayrık, duyulmayacak bir ses tonuyla elfçe bir şey mırıldanıyor ve tohumun içten gelen yeşil bir ışıkla parlamasına sebep oluyor. Parıltı yavaş yavaş Druid'in tüm bedenine, oradan da zemine yayılarak bir düzlüğüne belirgin hatta bölünüyor. Hatlar duvarlara doğru ilerlerken zeminden yeşil sürgünler çıkıyor. Sürgünler olağanüstü bir hızla filizlenip serpiliyor. Saniyeler içinde kuytu oda gür yeşillikler ve tanımadığın egzotik çiçeklerle kaplanıyor. Şampiyonların tohumun tabii gücü karşısında huşuyla kala kalıyor, içlerinden biri hariç. Fısıltı, bu nasıl bir dar görüşlülüktür? Böyle bir gücü kendine saklayacak. Hepimizin kaderine karar vereceksin. Tıpkı atalarının anlaşmayı bozup Lothrien'i savunmak için büyü kullandığı gibi. Mistik'in sözleri ayrı ki öfkeden deliye döndürse de barındırdığı hakikat Druid'in içine işleyerek gözlerini utançla devirmesine sebep oluyor. Ayrık, Elfoğlu'nun kaderi benim omuzlarımda. Halkımın yaşayıp yaşayamayacağını bu tohum belirleyecek. Onları yüzüstü bırakamam. Fısıltı, onu kendine saklayarak bizi yüzüstü bırakıyorsun Druid. Kane sertçe, yeter majesteleri.
Druid bu kuleye şu an elinde tuttuğu şeyi aramaya geldi. Onunla ne yapacağına karar vermek ona düşer. Bu konu hakkında diyecek başka bir şey yok. Şimdi yola devam edelim. Kane uzaklaşırken diğerleri onu takip etmek üzere dönüyor. Fısıltı ise tiksintiyle başını sallıyor. Düşüncelere dalmış olan Ayrek hareketsizce durmuş. Buruk bir yürekle Mistik'in sözlerini düşünüyor. Ufak yeşil sürgünlerden birine bakarken gözlerinin önünde küçük bir kozanın ortaya çıkıp büyüyerek yarılmasına ve ortaya parlak renkli bir kelebeğin çıkmasına tanık oluyor. Ayrek mırıldanarak, "Hayat her zaman kendine bir yol bulur." Yüksek sesle, "Haklısın Mistik, Artara'nın kaderine karar vermek ne bana ne de başka bir elfe düşer." Şampiyonların durup Druid'e bakıyor. Ayrek, "Biz elfler halkımızın ben merkezi kararlarının yükünü çok uzun zamandır taşıyoruz. Kendimizi bu yanlıştan aklamamızın zamanı geldi. Bu tohum elf oğlunu kalan en büyük umudu olsa da başka şekilde Artara'ya daha iyi hizmet edeceğine inanıyorsan öyle olsun. Al ve istediğini yap. Elflerin rızasıyla." Of, maşallah. Şampiyonların hepsi, hatta fısıltı bile Druid'un karşısında çok şok ve şaşkınlık içinde kala kalıyor. Aslında hepsi ister Ayrek isterse de fısıltı kullansın, tohumun çok işe yarayacağını farkında. Kararsızlıkları o denli büyük ki zihinlerine zerk edeceğini tek bir anı kararlarına yön verecek. Cam meşesi tohumu kime gitmeli? Tohumu Ayrek'e, tohumu fısıltıya. Ayrek zaten fısıltıya verilmesini istedi. Ayrek'in sergilediği bu özverişli davranıştan ve halkını kadim bir yanlıştan aklama fırsatından mahrum bırakmayacaksın. Tohum fısıltıya gidiyor. Zarif hareketin beni şaşırttı Ayrek. Fısıltı yüzünden okunan belirgin bir hayretle tohumu kabul ediyor. Boron elini Druid'in omzuna koyuyor. Boron, "Ne kadar kudretli olsa da halkının hayatını tek bir ağacın belirleyeceğine inanmıyorum. Başka bir yolu var, göreceksin." Fısıltı, "Dengeler bizim lehimize değişecek. Şimdi böylesine akıl almaz bir güçle nasıl bir eşya meydana getireyim?" Getirdi cam meşesi asası. "Bunu Ayrik'e vereceğiz. Gel bakalım Ayrik." Yanlış yere girdik. Ayrik'in elinde ne var? Birazcık daha şey. Bu dördüncü aşamada ama şeyle, eklentili. Bu silah için kritik vuruş hasarını %200'den 350'ye çıkarır. Kritik vuruşun silah hasar artışı her türlü zırh ya da büyü direncinden önce hesaplanır diyor. Arada çok fark yok, zırh 10 diyor. Madem böyle bir eşya yapıldı, buna vereceğiz. Bu buna niye gitmiyor? Allah Allah. Şuna bir mücevherde gel bakayım. İkinci eline silah alabiliyor mu bu arkadaş? He, bu silah mıymış? Bununla bunun dengeli olması lazım. Yanlış şu değil miydi?
Oranın ışığı nasıl yan... Ya bu nasıl olacak peki, ben nasıl göreceğim? Neyse, yine zaman kaybetmeyeyim. Bunlar bir şey kazandı mı? Daha şu an kazanmamışlar. Bir saniye arkadaşlar, hemen. Evet, şimdi biyotanik 14 metrelik alan içinde tüm elementlere karşı direnci %18. Aha, bir altın gördüm. Al. Burası da kapalı bir yer. Bolca oturacak yere sahip garip bir şekilde sessiz bir alan. Yoldaki kırılmış bir ekranda sıradaki sefer rötarlı yazıyor. Hikaye geliyor herhalde. 9. Then, after countless days and nights, Proteus felt the surge of power. A bridge had stabilized, and the Organte were ready to cross. He stood up and approached the portal. He projected all his life force into an energy disk and thrust it into the portal. When he and the other Magi had devised the plan, they were hoping that the different laws of physics in the two universes would negate each other in the connection point and yet coexist at the same time. They assumed that their energy would nullify energy of the Organte, creating a void zone which nothing could cross. When he heard a mind-shattering cry of rage from the other side, he knew they were correct. The bridge was blocked, and the Organte could not cross. As long as this one was opened, they could not form a different bridge elsewhere. The bridge was blocked, but not closed. His life force still depended on his body, so he knew he had to protect it somehow, hide it. So he raised the tower above the ground, then turned it around and thrust it deep into the ground to prevent anyone from ever reaching him. The portal, the bridge, still connected to him, was taken deep below ground. Deep underground, covered by layers of rock and dirt, Proteus sits on his crystal throne and keeps his eternal watch, his life force the only thing preventing destruction. Two opposing forces waiting ever since for the resolution of this struggle. Proteus can hear the Organte's whispers from the other side, pleading, begging, reasoning. He can also feel their thoughts, boundless, maddening rage, but also their equally infinite patience. For the Organte know that nothing in the universe is eternal, apart from their hunger. They know that all things must come to an end, and only they will remain beyond the end of time. Daha neler göreceğiz? Bomba bir videoydu. Burası aşağı kat değil mi? Aa. Gizli yerler var. Aynen şu kapılar. Şimdi bakın, bunu yaptık. Şu elektrik paneline nerede gidebiliriz? Tamam, gel şuraya. Merak ettim, doğru mu şey yapıyorum? Işından, şuna ışından. Buradan aynen yukarı doğru git.
İnşallah tahmin ettiğim şey olur. Bunun tepesinde ne var abi? Doğru bak, bunu yapmışım. Bu kırmızı da. Evet, kırmızı kristal var, evet. Bu doğru. Buna tekrardan geri dön. İlk baştakini hiç ellemedik herhalde. Hop, bak burada kristal var. Bir diğeri de burada, buraya ışınla. Yanlış yer. He. Şuradan. Bu arkadaş da mavide. Yani mavi gibi gözüküyor. Hani hiçbir şey olmadı. Evet, koyu mavi. Doğru. O zaman bir tane daha olması lazım. Elektronik paneli. Yolculuk diski. Hafıza taşı. Burası geldiğimiz en son nokta. Hayda, bu elektronik panel hangisi lan? Bak dedim ya, bir tane daha var. Elektronik panel. Buraya gel. Gelemiyoruz. Işınlanmamız lazım tekrardan. Ya doğru olsun inşallah. Şurada. Allah Allah, buradan biz geçmişiz. Biz buradan elektronik panel... Nerede ne görmüşüz ki burada elektronik panel? Köşede. Ha şu. Yemedi. Açmanın bir şeyi. Buraya gelmedik. Yanlışım mı var ya benim? 1 2 3 4 buymuş. Aynı dakikada oynamazsak böyle oluyor işte. Gel abi, gel şunun üstüne çık hemen. Burası aktif değil. Yani 4 tane kristal varsa doğru yani. Bir daha aşağıda.
Evet. Bu da şuna gelecek. Yes. Aynen doğru. Hangisi aktif oldu? Bir elektronik şeyin altındaki aktif oldu ama. Bu da değil. Bu da değil. Şu o zaman. Burada var mı? Yok. Yok, buradaki değil ya. Bir dakika. Bu değil. Bu mu yoksa ya biz? Demek ki görüntüyü kaybettim ya. Hayır, bu değil işte. O şu ikisi değil bir kere. Burayla bu değil. Bu da olamaz. Çok kısa gösterdi ya. Ya şey heykel vardı. Heykellerin şeyin şu elektrik panellerinin altındaki bir tanesiydi. Şu işte ya. Ama bak niye burada göstermiyor? Peki orayı şimdi aktif hale getirdi mi? Şu an neredeyiz? Gizli. Ayaz pantolonu. Ha, o taraftan iniş yok ya. Ben de basıyorum. Buradan bir anahtar falan bir şeyler alsak. Boron sen kaldın orada. Güçlü tomar, esip gürleyen Iris.
Hava büyüsüne o denli yatkındı ki artık hava biçimine bürünmeye başlamıştı. Bu okula ait hiçbir büyü ona dokunamıyordu. Derken bir gün katı bedeninin sınırlarını tamamen terk ederek rüzgarların içinde kayboldu. Kimileri güneydeki gölge halkının çöllerinin kalbinde yer alan büyük kaya oluşumları arasında Uldaya'nın o olduğunu söyler. Hava direnci, mana, büyücü olduğu için. Bu ses ne ya? Gizli yer falan bir şey de yok ki. Metal kapı, metal kapı. Buraları şey mi açacak acaba? Kütüphaneci mi açacak? Çünkü benim aklımda başka yapacağımız bir şey kalmadı. Bize dedik bir şey vardır burada da. O zaman bir alt kata inelim. Giriş derken bakalım yani şimdi bir tane savaş eksik ki şuradadır. Bir tane sandık da burada olabilir. Yan görevler bir tanesi şeydi, kütüphaneciye ait şeyler bulmak, malzeme, bir tanesi de bu kapıları açmaktır. Normalde tamamlıyoruz ama. Yan görev ne var ki? Bunlar zaten bunu şey yaptık işte, iki bileşeni bul. Bence hiç konuyu dağıtmadan burada bitirelim. Sonra biraz gezdikten sonra ne yaptığımızı unutuyoruz. Tamamen temiz bir bölümle başlayalım arkadaşlar. Evet, bence de en mantıklısı bu. Ama dayanamıyorum.
Kane buradan niye çıkmıyorsun? Çıkamıyor mu buradan? Oo, pardon, buradan geldi zaten, değil mi? Evet, bir sonraki bölümde görüşürüz. İlginç oyunumuz tüm ilginçlikleriyle devam ediyor. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.